A, C ve E vitamini bakımından zengindir. E vitamini özellikle altını çizin. E'nin mi altını evet, çizerim çünkü hocam? Çünkü yani başka meyvelerde bulamazsınız E vitamini. Çünkü yağlı bir meyve avokado çağla. Hmm. E vitamini yağda eriyen bir vitamin. Ve yağda eriyen bir vitamin olarak meyveler içinde en zengin E vitamini kaynağı avokadodur. E vitaminine bizim neden ihtiyacımız var? Çok. Bir kere aklınız için ihtiyacımız var. Bellek sağlamlığının, Alzheimer veya demanstan korunmanın en önemli yapı taşlarından birisi omega 3 DHA ise, B12 ise, diğeri E vitamini. Çok yüksek cildiniz oranda, için çok cildimiz önemli. İçin zaten cinsellik çok önemli. İçin, üreme için, çocukla doğurabilmek için erkek ve kadınlarda E vitamini çok önemli. Yine demiri konuşacağız ama yine aynı zamanda iyi bir demir kaynağı avokado. İyi bir demir kaynağı ama demir kaynağından önce A'yı, C'yi ve E'yi koyalım. Özellikle koyalım. Üzerine vurdum. Ve tabii ki glutatyon antioksidanları içeriyor. Evet. Bu çok önemli herhalde. Glutatyonun altını bir kocaman çizin. Çünkü size gerçekten olağanüstü diyeceksiniz ki bu glutatyon etkinliği midede parçalanmıyor mu? Hayır, aminositleri parçalanıyor. O aminositler tekrar vücutta glutatyon olarak üretimde kullanılıyor. Ama lüteini belirleyelim. Lütein niye yarıyor? Lütein özellikle uzun ömürlü insanlar başına gelebilecek olan sarı nokta hastalığıyla mücadelede temel antioksidandır. Çok E iyi. Vitamini ve lütein. Eğer yani avokado tüketemiyorsunuz, yok benim mutfağıma girmiyor derseniz az sonra glutatyon içeren diğer besinlere de hocamızla birlikte bir bakalım istiyorum. Ve tabii ki de kalp ve damar sağlığını koruyor avokado. Evet, çünkü bu içindeki iyi yağlar sayesinde zeytinyağında bol bulunan omega 9 oleik asit, avokadoda da bol miktarda var. Avokado bilinen en güçlü yağ kaynağı meyvelerden biri. Bu kadar yağlı bir meyve yok. Bu kadar yağlı olmasına rağmen nasıl kilo aldırmıyor o zaman? Çok yiyemiyoruz, pahalı. Allah'tan pahalı. Bir tane avokado 15 lira. Çok. Hangi 15? 19-20'ye çıkıyor. O yumuşak her gün 20'likler hazırlığa daha da pahalı. Tabii, daha pahalı. Yani haftada bir yersek veya haftada iki yarımşar yersek günde, bu saydığımız vitaminleri ve avokadonun faydalarını alabiliyor muyuz? Yoksa hayır çağla manası yok, içemeyin daha iyi mi? Yani her gün yarım avokado yiyeni alnından öpmek lazım. Her gün 7,5 liraya avokadoya, 10 liraya avokadoya ayırmak delikanlı iş yani. Öyle kolay iş değil. Para çok pahalı. Bana göre haftada 2 yeter. Haftada 1 de yeter. Hocamdan güzel tavsiye geldi. Avokadoyu çok şımartmayalım.